Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde de çok alellik nedir? Bundan bahsedeceğiz. Geçen dersimizde Mendel döneminde bilinmeyen eş baskınlık, eksik baskınlık, çok alellik gibi bazı kavramların olduğunu belirtmiştim size. Şimdi de çok alellik nedir? Birlikte incelemeye çalışalım. Mendel'e göre arkadaşlar tüm kalıtsal karakterler iki alel tarafından belirlenmekteydi o dönemde. Mendel'den sonra yapılan araştırmalar bazı karakterlerin 2'den fazla alel tarafından kontrol edildiğini ortaya çıkardı. Bir karakterin 2'den fazla sayıdaki alelle kalıtımının sağlanmasına işte çok alellik diyoruz. Şimdi bu çok alellik tanımıyla ilgili şunu unutmayacağız yalnız. Diploid bir canlıda istediği kadar alel sayısı fazla olsun. 3 alelle, 4, 5 alelle kalıtılmış olsun. Diploid bir canlıda bu alellerden sadece kaçı vardır? 2'si vardır. Bunu unutmayacağız. Şimdi önce insanlardaki kan grupları örneğinden başlayalım. İnsanlardaki A, B0 kan grubu kalıtımında 2'den fazla alel görev yapıyor. Bakın 1, 2, 3 tane aleli var. Bu arada arkadaşlar ben size 0 olarak anlatacağım ama bunun doğrusu O ile belirtilmesidir. Fakat alışılageldiği üzere ben de AB0 olarak belirteceğim size. Bu da ek bilgi olarak burada bir dursun. A ve B genleri 0 genine nedir arkadaşlar? Baskındır. Kendi aralarında yani A ve B kendi aralarında eş baskındır. 0 geni A ve B'ye göre çekiniktir. Kan gruplarını belirleyen 3 alel bulunmasına rağmen her insanda bu genlerden en fazla ne kadar bulunurmuş? 2 tanesi bulunabiliyor. Yani şöyle ki A, B 0 olmak üzere 3 tane alel olduğu halde mesela ben A kan grubundansam ya AA olarak 2 tane alele sahibim ya da A0 olarak. B kan grubundansam eğer ya BB olarak ya da B0 olarak 2 tane alel taşıyorum. Neden? Diploid çünkü. 2n kromozomlu canlılarız biz. Çok alellikte genotip çeşidi alel sayısına göre değişiyor. N burada alel sayısını gösterecek. N tane alelin bulunduğu çok alelli kalıtımda dikkat. Çok alelli kalıtım varsa bu formülü uygulayabiliriz. Genotip çeşidini şu formülden bulabiliyoruz arkadaşlar. N çarpı N artı 1 bölü 2. İnsanda kan grupları ile ilgili kaç farklı alel var? 3. O zaman n kaçtır? 3'tür. N çarpı n artı 1 bölü 2'den 3 çarpı 3 artı 1 bölü 2 yani kaç çeşit genotip oluşur arkadaşlar? 6 çeşit genotip oluşur. Bunları biraz sonra şurada göstereceğim genotipleri. Peki fenotip kaç tanedir? Normalde A, B ve 0 olmak üzere 3 tane fenotip olmalıydı. Fakat ne dedik? A ve B birbirine eş baskın olduğu için bir de AB kan grubu olmak üzere 4. bir fenotip ortaya çıkıyor. Dolayısıyla 4 çeşitte ne vardır? Fenotip vardır kan grupları ile ilgili. Şimdi bu fenotiplerin hangi genotiplerde olabileceğini bulalım. Mesela A kan grubundan bir insan homozigotsa eğer AA şeklinde alellere sahiptir. Heterozigotsa A0 şeklinde. B kan grubundan bir insan homozigotsa BB şeklinde, heterozigotsa B0 şeklinde alellere sahiptir. Bakın çok alelli kalıtım olduğu halde her bireyde sadece 2 alel bulunuyor. Eğer AB kan grubundan bir insansa homozigot olarak bir şey yazamıyoruz arkadaşlar. Çünkü AB kan grupları birbirine eş baskın. Hem A hem B aleline sahip. Dolayısıyla heterozigot olarak karşımıza çıkıyor. 0 kan grubunda ise heterozigot diye bir şey karşımıza çıkamaz. Çünkü 0 çekinik olduğu için ancak 2 alelin bir arada bulunmasıyla ortaya çıkmış oluyor. Çok alellikten bahsedeceğiz bu dersimizde ama kan gruplarıyla ilgili ayrıntıları bir sonraki derste işleyeceğiz. Şimdi çok alellikle ilgili bir başka örnek üzerinde tekrar konuyu anlamaya çalışalım. Tavşanların kürk renginin kalıtımında da yine çok alellik görülüyor. Bakın değişik renklerde çok sevimli tavşanlar var burada. Gümüşi, şinşila ya da yabani de denir buna. Himalaya ve albino. Tavşanlarda kürk renginin ortaya çıkmasında kaç farklı alel vardır? 4 farklı alel genin etkisi var. Bu genler arasında eş baskınlık yok. Dolayısıyla fenotip olarak kaç tane çeşit çıktı? 4 çeşit. Gümüşi, şinşila, Himalaya, albino olmak üzere 4 çeşit fenotip var. Eş baskınlık olsaydı bir tane daha farklı bir fenotip ortaya çıkabilirdi. Fakat bunlarda eş baskınlık yok. Gümüşi rengi arkadaşlar şu şekilde gösteriliyor. Biz bunu soru çözerken bu şekilde göstereceğiz. Şinşila genini C üzeri CH ile göstereceğiz. Himalaya genini C üzeri küçük h ile göstereceğiz. Ve albinoluk genini de C üzeri küçük a ile göstereceğiz. Soru çözerken kolaylık olsun diye. Peki bu genler arasındaki baskınlık sırası nedir? Gümüşi geni kime baskın? Şinşila genine baskın. Şinşila geni Himalaya genine baskın. Ve Himalaya geni de albinoluk genine baskın. Demek ki şurada bu tavşanın albino olabilmesi için mutlaka şu şekilde 2 tane çekinik genin, alelin yan yana gelmesi gerekiyor. Himalaya hangi durumda olabilir? Şu şekilde de olabilir. Bakın. Çünkü albino çekinik. Ya da şu şekilde de olabilir ortaya çıkması için. Diğerlerini de yazabiliriz. Birkaç tane örnek yazdım size. Tavşanlarda kürk rengiyle ilgili genotip çeşidini bulalım şimdi. Neydi formülümüz? N çarpı N artı 1 bölü 2. Oradaki n neydi arkadaşlar? Alel, kaç farklı alel varsa onun sayısıydı. N 4 demek ki 4 çarpı 4 artı 1 bölü 2'den kaç çeşit genotip oluşur arkadaşlar? 10. Demek ki genotip çeşidi 10'dur. Peki fenotip çeşidi kaçtır? Fenotip çeşidi gümüşi, şinşila, Himalaya ve albino olmak üzere kaçtır? 4'tür. Burada da zaten bu fenotipleri görüyoruz. Biraz önce söyledim. Tekrar hafızaya atalım arkadaşlar. Çok önemli bir bilgidir. Bir özellik çok alelli kalıtılsa dahi diploid bir canlıda bu alellerden sadece ikisi bulunur. Bunu unutmayalım. 2N kromozomlu canlıda mesela şurada da örneğini yazdım. Bakın sadece ikisi bulunuyor. Sadece ikisi bulunuyor. Mesela gümüşi olana bir örnek yazalım. C'nin yanına mesela Himalaya geni bile gelse bu buna baskın olduğu için gümüşi olacaktır. Fakat 2 tane bakın. Yani 4 farklı alelle kalıtılıyor diye tavşanlarda kürk rengi 4'ünü birden taşımıyor. Buraya çok dikkat edelim. Şimdi bir tane örnek soru çözelim kan grupları ile ilgili. Öbür derste de kan gruplarının ayrıntılarına girmiş olacağız. Heterozigot A kan grubundaki baba ile 0 kan grubundaki annenin A kan gruplu kız çocuğunun olma ihtimalini soruyor bize. Şimdi önce ebeveynlerin genotiplerini bir yazalım. Heterozigot A kan grubu dediğine göre A0 şeklinde olacaktır genotipi. Babanın genotipini yazdık. 0 kan grubundaki anne dediğine göre 0 çekinik olduğu için ikisi bir arada olduğu zaman ancak fenotipte kendisini gösterir. Demek ki annenin genotipi de bu şekilde. Bunların yavruları yani F1 dölü arkadaşlar babadan A'yı anneden 0 aldığında bu şekilde olacaktır. Babadan 0'ı anneden de yine 0'ı aldığında bu şekilde olacaktır. Yani 2 ihtimal var genotip çeşidi açısından. A0'ın olma ihtimali 1 bölü 2, 0,0'ın olma ihtimali 1 bölü 2. Yani bu ailenin A kan grubundan çocuklarının olma ihtimali %50, 0 kan grubundan çocuklarının olma ihtimali %50. Çocuğun A kan gruplu olma ihtimalini soruyordu bize. Bunun ihtimali 1 bölü 2. Fakat devamında diyor ki kız çocuğunun olma ihtimali. Kız olma ihtimali de arkadaşlar her seferinde ya kız ya erkek olacaktır. Yani ihtimal yine %50'dir. Kız çocuğunun olma ihtimali de 1 bölü 2'dir. Ne yapıyorduk olasılık prensiplerine göre? Ayrı ayrı olma ihtimallerini çarpıyorduk. Yani A kan gruplu kız olma ihtimalini bulmak için 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 yani 1 bölü 4 olarak sonucu buluruz. Şimdi buraya kadar olan kısımla ilgili kitabınızın yan sayfasındaki sorularınızı çözün. Sonra birlikte değerlendirelim. Sonrasında da artık kan gruplarıyla ilgili ayrıntılara geçeceğiz. Kan nakillerinde çökelme durumları nasıl oluyor? Sonrasında RH sistemi nedir? İşte kan uyuşmazlığı nedir? Bunlardan bahsedeceğiz. O zamana kadar hepinize iyi çalışmalar.